Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğru ve ters orantı yardımıyla problem çözme. <laughs> orantı yardımıyla problem çözerken verilen çoklukların doğru orantılı veya ters orantılı olup olmadığını inceleyeceksin. İlk önce karar vereceksin. Doğru orantı mı ters orantı mı? Ve şunu söyleyeyim sana eğer ki soruda genelde diyeyim. Genelde doğruyu ya da ters orantı cümlesi kullanmadığı süreci doğru orantı sormuştur. Ama tabii ki her zaman bu soru bu şekilde de değil arkadaşım. Sen takip edeceksin. Yani mantık yürüteceksin. Bir işçi 10 günde bitiriyorsa 10 işçi kaç günde bitirir gibisinden cümlelerle ...hani azalır mı, artar mı, bir taraf arttı, bir taraf azaldı gibisinden bunlara senin kanaat getirmen gerekiyor. <laughs> Söyledik bunları. Doğru orantılı çokluklarda terimlerin çapraz çarpımları birbirine eşittir. Ters orantılı çokluklarda terimlerin karşılıklı çarpımları birbirine eşittir. Yani iki sayı düşün. A ile B doğru orantılıysa A bölü B. A ile B... Ters orantılı ise A çarpı B olarak ifade ediliyordu. Yani bir orantı sabitine eşitti aslında bunlar. Hemen sorularına geliyorum. 8 kilogram ip ile 20 metre uzunluğundaki kumaş yapılabilmektedir. Aynı özellikteki 45 metre uzunluğunda kumaş yapabilmek için kaç kilogram ipe ihtiyaç vardı? 8 kilogram ip ile 20 metre kumaş yapılıyorsa 45 aynı uzunluk aynı cinsleri alt alta yazmama dikkat et tabii ki gelip de 45'i buraya yazarsan çok farklı sonuçlar çıkacak. 45 metre kumaş için x kilogram ip gerekli. Peki 8 kilogram ip ile 20 metre yapılıyorsa burada artış var e bu 45 metre olabilmesi için ipimin de artması lazım değil mi? Artmalı. O zaman burada doğru orantı var. İçler dışlar yapıyorum. 8 çarpı 45 20 çarpı x. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 9. 8'i 4'e böldüm 2. 4'ü 4'e böldüm 1. 1 çarpı x'ten x. 2 çarpı 9'dan 18 kilogram ipe ihtiyaç varmış. <laughs> Hemen aşağı indim. 15 tane limondan 12 bardak limonata elde edilmekte ise aynı şekilde 32 bardak yine doğru orantı olduğunu görmüşsündür arkadaşlar. Ne yapacağım? 15'i 12'ye tane bardaktan 12 bardak limon çıkıyorsa 32 bardaktan bardak limonata için x tane limona ihtiyacım vardır. Ne yapacağım yine içler dışlar 15 çarpı 32 eşittir 12 çarpı x. <laughs> 4'e bölersem 3 4 kere 8 32 burada 8 kaldı. 3'ü 3'e böldüm 15'i 3'e böldüm 5 1 kaldı. x 8 kere 5'ten tam tamına 40 tane bardağa 40 tane limonata limona ihtiyaç varmış arkadaşım. Unutma. Devam ediyorum hemen. Bir işi 7 kişi 15 günde bitirmektedir. Bak bir işim var. 7 kişi 15 günde. 15 gün de bitirmekte. Aynı işi 5 günde bitirebilmek için 5 günde bitirebilmek için kaç tane işçiye daha ihtiyaç vardır? Soru bir de farklı bir soru kalıbı haberin, haberin olsun. Birazdan söyleyeceğim. <laughs> 7 kişi 15 günde bitiriyorsa kaç kişi 5 günde bitirir? Burada bir azalış var. Burada işçinin artması lazım. Erken bitirebilmem için. O zaman burada ne var? Ters orantı var arkadaşım. Ders orantı böyleydi. 7 çarpı 15 5 çarpı x 5 5'e böldüm 1 15 5'e böldüm 3 3 kere 7'den 21 eşittir x x'imin 21 olması gerekiyormuş şıklarda 21'i de gördün gittin işaretledin ama hata yaparsın niye mi 7 kişinin üstüne kaç kişiye daha ihtiyaç vardır 21'den 7 çıkar. 11'den 7 çıktı. 4. 14 kişiye daha ihtiyaç vardır. Unutma. Hemen bir alttaki soru. Boş bir havuzu 15 musluk 12 saatte doldurabiliyorsa aynı havuzu 9 musluk kaç saatte doldurur? Yani burada buradan buraya ne oldu? Azaldı. O zaman sürem ne olacak? Artacak. Ters orantı olduğunu gördün. İçler dışlar yapıyorum. 15 çarpı 12. 9 çarpı x. 9'u 3'e böldüm. 3. 15'i 3'e böldüm. 5. 3'ü 3'e böldüm. 1. 12'yi 3'e böldüm. 4. 4 kere 5'ten 20 eşittir. x 20 saatte doldurulmuş. Yani burada benim şu ters orantıda söylediğimi de uygulayabiliriz. Şurasına yapayım. 15 çarpı 12 eşittir. 9 çarpı x. Hemen buradan bu denklemi şurada oluşturduğum denklemi oluşturarak da yola varabiliriz. x eşittir. 20 çıkacak yine. Şimdi şu soruya geldim. Bir işin 3 bölü 7'sini 24 saatte bitirdiğine göre işin tamamını kaç saatte bitir? İşin tamamı 7 bölü 7 değil mi? 7 bölü 7'den 3 bölü 4'ü çıkarırsam ne kalacak? 3 bölü 7'sini 4 bölü 7'si kalacak. Niye oraya 4 yazdım ya? 4 bölü 7'si kalacak. 4 bölü 7'si kaldı. Şimdi şöyle bir cümle. 3 bölü 7'sini 24 saatte yapıyorsa 4 bölü 7'sini x saatte yapar diyeceğim. Doğru orantımı ters orantı mı? Tabii ki bakıyorum. 3 bölü 7. 3 parça var. Burada 4 parça var. 3 parçayı 24 saatte yapıyorsa 4 parçayı daha fazla saate gerek, gerek duyulur mu? Duyulur. Çünkü bir kişiden bahsediyorum. O zaman doğru orantı. 3 bölü 7 çarpı x eşittir 24 çarpı 24 çarpı 4 bölü 7 olacak. Ona da devam edersek şu 7'ler şu 7'leri götürecek. 3 ile de 24 sadeleşirse 3 kere 8 24 x eşittir 4 çarpı 8'den 32 saatte geri kalanını bitirecektir arkadaşım. Bir araç 100 kilometrede 7,8 litre benzin harcamaktadır. 100 kilometrede 7,8 litre benzin harcıyorsam 350 kilometrede kaç litre benzin harcarım? Doğru orantı olduğu açık net. İçler dışlar. <laughs> Hemen şuradaki sıfırları da silebilirim. 10x eşittir 35 çarpı şunu da 78 bölü 10 diye yazsak da olur arkadaşım. Şu 10 oraya gitse ya da bu 10'u 6 atayım. X eşittir 35 çarpı 78 bölü 100. Ya yani buradan sadeleştirerek bir yere varmaya çalışacağım. 2 2 ile sadeleş 2 ile sadeleştirsem burada 50 kalır. Burayı 2 ile sadeleştirsem 3 18 39 kalır. Buralar 3'te sadeleşmez. Yapmaz. Ben hemen buradan 35 ile 39'u çarpacağım. Ya da işlemlerimi yapacağım. Buradan şöyle 35 çarpı 39 yapalım. 9 kere 5 45 4 elde 9 kere 3 27 4 elde 31 3 kere 5 15 1 elde 3 kere 3 9 1 elde 10 105 5 6 3 13000 1365 geldi. 1365 bölü 50. Gideceğim 1365'i 50'ye böleceğim. 1365 bölü 50. Kaç kere var? 2 kere var. 100 yapar buradan. Çıkardım. 36. Kaç kere var? 7 kere var. 350 yapar. 5. 0, Sıfır, 0 attım. Virgülünü koydum. Kaç kere var? 3 kere var sanırım. 150, 27 virgül. 3 yapıyor. O da cevabım Bursa oluyor arkadaşlar. Biraz çarpma işlemi uzun sürdü. <laughs> Hemen diğer soru. 8 litre sütten 6 kilogram yoğurt elde edilmektedir. 8 litre süt 6 kilogram yoğurt. Buna göre 72 kilogram yoğurt için kaç litre süte ihtiyaç vardır? Şimdi ters orantımı doğru orantımı nasıl yaparım? Arkadaşlar doğru orantı olduğu açık. 8 litrede 6 litre yoğurt varsa daha çok litre süt olsun ki 72 kilogram yoğurt olsun. O zaman içler dışlar olacak. 8 çarpı 72 6 çarpı x. Bura buranın 12 katı. Burada 1 kalır. 8 kere 2. 16. 1 elde 8 kere 1. 96 eşittir. x'ten 96 litre süte ihtiyacım varmış. Hemen bir alttakine. 4 kilogram undan. 4 kilogram undan. 14 tane Ekmek elde ediyorsam 70 tane Ekmek için 70 tane ekmek için X kilogram una ihtiyacım vardı İkisinin de artış olduğunu Doğru orantı olduğunu söylememe gerek yok herhalde Artık gördük Hemen 4 çarpı 70 Eşittir 14 çarpı X Ne yapayım 7'ye böleyim 7'ye bölsem burası 2 7'ye bölsem 10 2 2 2'ye böldüm. 1 2, 2 5 4 kere 5'ten x eşittir 20 kilogram una ihtiyaç olduğunu söylemiş olacağım arkadaşım. <laughs> Hemen şu soruya geleyim. Şu soru kalıbı önemli. 11 ve 13 yaşlarındaki iki kardeş 120 TL parayı yaşları ile doğru orantılı olarak paylaşmaktadır. Kardeş birinci kardeşi A diyelim. İkinci kardeşi B diyelim. Şimdi A bölü 11, B bölü 13. Niye A bölü 11, B bölü 13 e koydum? Doğru orantıda onların birbirine oranları değil miydi? A'nın 11'e, B'nin 13'e. Orantı sabitim vardı. İki tarafta eşit olan. A eşittir 11K, B eşittir 13K yaptı. <laughs> Şimdi 11K ile 13K'yı toplarsam. 11K artı 13K eşittir. Paranın tamamını vermek zorunda değil mi? Tabii ki öyle. Burası ne yapar? 24K eşittir. 120. Kaç kere var burası? 8 kere olması lazım. Yok. 120 bölü. 24. 5 kere var ya niye 8 kere dedim. 4 kere 5 20. Aynen. K eşittir. 5 gelecek arkadaşım. K'sı 5'si. E gel bulalım. A eşittir 11 çarpı 5'ten ne yapacak? 55 TL alacak. B eşittir 13 çarpı 5'ten kaç yapacak? 5 kere 3 15, 5 kere 1 5 bir de elde. 65 TL yapacak. Toplamı zaten 120 TL yaptığı için diyor ki 13 yaşındaki kardeş kim? Bu. 13 yaşındaki kardeş kaç TL para almıştır? 65 TL para almıştır. Önemli soru kalıbı unutma arkadaşım. Şöyle ikisini de göstereyim. Evet. Şuna geldim. Boş bir havuzu 6 musluk 15 saatte doldurmaktadır. 6 musluk 15 saatte doldurmakta aynı havuzu 9 saatte doldurmak için kaç musluk bu iş için kaç musluğa daha tamamını sormuyor kaç musluğa daha ihtiyaç vardır? Ama ben bir musluk sayısına bulayım tamamını. Kaç olması için? Şimdi burada ters orantı olduğunu gördüm. 6 çarpı 15, 9 çarpı x. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 5, 3'ü 3'e böldüm. 1, 6, 3'e böldüm. 2, x. 2 çarpı 5'ten 10 eşittir x. Hemen gidip cevabı 10 buldum. Hemen gidip halana işaretlersem yanlış olacak arkadaşım. Söylüyorum. Soru çünkü senin kaç musluğa daha ihtiyacın olduğunu soruyor. Benim elimde kaç musluk vardı? 6. 10 olabilmesi için kaç tane lazım? 4 tane daha musluk lazım. Cevabım deniz yapacak. Evet arkadaşlar. Şu 8. soruyu size ödev olarak bırakayım. Kendiniz bir uğraşın. Görün nasıl yapıldığına oran orantıyla ilgili de ayrı bir şekilde videoyu izlerken kenarında soru çözmüş olursunuz. Bugünlük videomun sonuna geldim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.